Birçok dizi ve filmde sayısız karaktere hayat verse de Türkiye onu Perihan ablanın şoför İsmet'i ve bizimkilerin kapıcı Cafer'i olarak tanıdı. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminden uyarlanan dizi tam 13 yıl boyunca ekranlarda yer almaya devam etti. Ercan Yazgan'a ne oldu? Manevi kızı Buket Dereoğlu onunla ilgili neler söyledi? Ercan Yazgan 1946'da Sinop'ta dünyaya geldi. Oyunculuğa merakı küçük yaşlarda başladı. 1963'te Susuz Yaz filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sonrasında Hüdaverde, Tatlı Kaçık, Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde rol aldı. Türkiye onu bir döneme damga vuran Perihan Ablan dizisindeki şoför İsmet olarak tanıdı. Ancak asıl çıkışı Türkiye'yi esir alacak başka bir diziyle Bizimkilerle olacaktı. 1989'da başlayan dizide Kapıcı Cafer'i canlandırıyordu. Dizi zaten Kemal Sunal'ın ünlü filmi Kapıcılar Kralı'ndan uyarlanmıştı. Kapıcı rolünde bu defa Kemal Sunal değil, Ercan Yazgan yer alıyordu. Bu rolde büyük başarı yakalayan Ercan Yazgan, Kemal Sunal'dan ilham aldığını her fırsatta dile getirdi. 1994'te bu kez Kaygısızlar dizisiyle karşımıza çıktı. Memnun Kaygısız karakteriyle ailemizden birine dönüşmüştü. 36 çocuk babası olarak bizlere mücadeleyi, babacan yürekliliği, gülümsemeyi çok sıcak bir şekilde hissettirmişti. Nostalji onunla birlikte daha da güzelleşiyordu. Hayat verdiği karakterlerle hafızasına dokunmadığı kişi kalmadı. Özel hayatı ise bir hayli hareketliydi. Tam 4 kez nikah masasına oturdu. İlk iki evliliği hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak üçüncü evliliğini tiyatrocu İdil Yazgan ile yaptı. Ercan Yazgan, İdil Hanım ile yollarını ayırdıktan sonra dördüncü evliliğini Ceyhan Yazgan ile gerçekleştirdi. 13 yıl Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer'i canlandıran Ercan Yazgan, 2018'in Şubat ayında felç geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ve fizik tedavi görmeye başladı. Beyin damar tıkanıklığı teşhisi konmuştu. Hayati tehlikesinin olmadığı söylendi ancak 2018'in Mart ayında inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sevenleri ve dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Manevi kızı Buket Dereoğlu cenaze töreninde şunları söyledi. Ben onu baba olarak daha 4 yaşında tanıdım. Her şeyden önce çok değerli bir adam. Çok iyi bir insan. Bugüne kadar kimseye karşı bir yanlışını görmedim. Ondan çok şey öğrenirdiniz. İnsana saygısı, sevgisi hiçbir zaman değişmedi. Bir daha dünyaya gelemeyecek bir Ercan Yazgan tanıdık. O hep kalbimizin Kapıcı Cafer'i olarak kalacak.